Merhabalar çok değerli arkadaşlar cümleten hoş geldiniz. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Rabbim hepimize zihin açıklığı nasip etsin. Kur'an'ı en iyi şekilde anlayabilmemiz için, ilmiyle amil olabilmemiz için Rabbim imkan ve fırsat nasip etsin hepimize. Evet bugün ismi taftir konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Kitabımızın da 374. sayfasındayız. Sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın. Aslında adım adımdan da burayı inceleyebiliriz. Yani burada daha fazla daha fazla vakit verebilme imkanımız, daha ayrıntılı verme imkanımız var. Evet Allah'ın izniyle Şimdi bir bakalım, ismi taftil. nedir ismi taftil? Bir derecelendirme arkadaşlar. Sülasi fiillerin sıfatlarından yapılıyor. Yani şöyle anlatalım. İngilizce'deki mesela more, most eğer biliyorsanız, hani herkes biliyor diye, genellikle biliniyor diye söylüyorum. More, most dediği yani daha ee, ve en kelimeleri yani daha büyük daha küçük daha uzun daha güzel en büyük en küçük en uzun en güzel gibi ee, bu şekilde bakın kelimeleri şimdi bu hale Arapçada nasıl getiriliyor Kur'an-ı Kerim'de de çok fazla geçiyor arkadaşlar ee, onun için böyle bir iki kere e, daha fazla dinlememiz mümkün olursa şiir çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Evet şimdi ne yapıyoruz? Demek ki bir vasfın başka bir varlıktan, varlıktakinden daha çok olduğunu göstermek için türetilmiş bir isim. Ne oluyor? İki şey arasındaki ortak. Fakat biri diğerinden üstün olan sıfatı bildiriliyor. Peki ne yapıyoruz bunun için? Aman şurası önemli arkadaşlar. Bak müzekkerde f alü vezne sokuyoruz. Müenneste fu la vezne sokuyoruz. Bunu birkaç kere tekrarlayalım. f alü fula. Efalu fula. Yani beraber grup halinde çalışıyorsak bunu böyle birbirimize tekrar edelim. Efalu fula. Peki örneklerimize bakalım şimdi nasıl bu hale getiriyoruz? Efalu fula vezdine nasıl sokuyoruz? Mesela kebirun kelimesi büyük. Şimdi daha büyük yapmak için arkadaşlar kebirun kelimesinin hangi bak K, B, ra değil mi? Harfleri Buna koymak için yani bu vezne sokmak için ek beru ru f a lu bak bizim hani asıl şeylerimiz e, f a l yani e, o sıfatın ya da fiilin ana harfi olan üç harfli fiil olması hani üç harfli f a l ne yapıyoruz kebirun hani illeti çıkar kebera ekberu Ekberu. Ee, peki müennesi nasıl? Kübra. Kübra. Bazı kızlarımıza bu ismi veriyoruz değil mi? Kübra. Ee, daha büyük manasında. Şu şu anda hani e, daha büyük, en büyük ne zaman kullanılır onu aşağıda göreceğiz. Ama müzekker, müennesi dikkat. Bak ekberu, kübra. İsterseniz bunu aklınızda tutun. Ee, o şekilde evet. Sagirun mesela. Asgaru suğra. Tavilun etvalu tuğla. Tuğla. Dikkat. Yapa yapa çok örneklerle arkadaşlar anlaşılıyor. O yönde bir şeyiniz olmasın. Yani bol tekrar Arapçanın öğrenilmesi için bol tekrar bol örnek. Bakın tavilun uzun etvalu tuğla ben bunu nasıl bu illetli nasıl aklımda kalacak derseniz efalu vezne getireceğiz inşallah cemilun bak cml bunun esas şeyi değil mi ecmelu efalu vezni müzekkeri fula müennesi peki ecmelunun müennesi nasıl yapılır cümla cümla şimdi hasen ahsen görüyor musunuz arkadaşlar ahsenu Bak tenvin de almıyor dikkat. F alü tenvin almaz. Yani hiçbir zaman sen bunu ecmelün, etvelun tarzında görmeyeceksin. Ah görmeyeceksin. Ah daha iyi. Bunun mühendisi nedir? Hüsna. Bakın ne oldu? Burada bakın temvin görmediniz değil mi? Aynı şekilde bunun örneklerinde de yapmayacağız yani. Ah senu hüsna. Esma-i diyoruz ya hani e, şimdi örnekler gelecek. Ne yapıyorsun? Faydalı. E, en o. Kök harflerini düşünün. Nun var, fe var, ayın var. Ne yapacağız o zaman? F alü vezne. En o. Daha faydalı. Nüf a. Onun müennesi. Arkadaşlar. Kesirun çok demek. Bu kalıba girerse ekseru. Daha çok. Müzekker olmuş oldu. Küsra da müennesi oluyor. Evet tabi illaki böyle bazı istisnalar olacak. Bakın kalilün kelimesi. bak Arkadaşlar arada illet harfi iki harf aynı harf arasında illet harfi var. Kalilün şedidün gibi. Burada arkadaşlar dikkat burada bunun ayrıntısını birazdan tekrar açıklayacağız. Nasıl yapılıyor? E, bu illet kalkıyor. Ekallu. Ef'alü vezni. E, biraz bozuk gibi değil mi? Ama başka türlü e, olmuyor. Ekallu. Eşeddü. Bak şedidün şiddetli, daha şiddetli eşeddü. Kalilün az. Ekallu daha az. Kulla. Bak ekallu kulla. Şedidün eşeddü şüdda. Hani for ne böyle sokuluyor. İki ayrı e, bak iki aynı harfin arasında bir illet var. Peki e, şuna bir bakalım. Aliyün Kur'an-ı Kerim'de de baya bayağı geçer arkadaşlar. Aliyün e, alin neye göre böyle? Şimdi biraz aşağıda gelecek. Ala e, bunun müzekkeri. Ala daha yüksek demek. Ulya onun müennesi. Şimdi sıfat tamlamalarında mühendisleri kullanacağız. Birazdan göreceğiz. Deniyün aşağı demek. Edna daha aşağı. Ya da en aşağı. Bunları göreceğiz şimdi. Dünya. Bak onun mühendisi dünya. Edna dünya. Görüyor musunuz? Fu la vezne girdi. Şimdi bu mesela ekberu daha büyük. E, iki tane daha büyük demiş olursak hani cümlelerde ne oluyor? E, bir şey iki tane nasıl yapılır? Ekberani. E, çoğulu nasıl yapılır? Ekberune. Hani daha büyük. iki daha büyük. Daha büyükler. Ekberune. Mesela kübra tesniyesi nasıl yapılır? Ani getirilir değil mi? Kübra yani. E, peki e, bunun e, cemi mühendisi kübrayatin. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. İsmi tafterin cümle içinde kullanılışı derken. Şimdi. Çok önemli bir şey var. Kebirun büyük. Mesela bir şey bir şeyden daha büyük diyeceğiz. Ekberu min. Falandan nokta noktadan daha büyük. Ama eğer min yoksa ve başında el takısı varsa o zaman en büyük oluyor arkadaşlar. El ekber. Neymiş arkadaşlar? Bak minle kullanılınca el getirmiyoruz çünkü burada karşılaştırma yapıyoruz. Ayşe i̇şte Ayşe şey veya Halit Salih'ten daha büyüktür derken. İşte bakın karşılaştırma yaparsak min kullanıyoruz ve el taksi getirmiyoruz. Ekberu min diyoruz. Ama e, Halit en büyüktür mesela diyeceğiz. O zaman el ekberu karşılaştırma yapmıyorsak el ekberu en büyük demiş oluyoruz. Karşılaştırma yapmadığımız için en demiş oluyoruz. Mesela mühendis için kebiratün değil mi? Dikkat! Mühendis için de arkadaşlar kadın erkek eğer bir karşılaştırma yapıyorsak ister müzekker ister müennes olsun. Ekberumin. Bak bunlar ismi taftil değil. Normal sıfat yani. Kebirun müzekkeri, kebirutun müennesi. ister erkek ister kadın yani ister müzekker ister müennes. Ekberumin. Karşılaştırma yapıldığında bu şekilde aynı. Ekberu, ekber. Görüyor musun? Min. Ha. Ama eğer en diyeceksen el-kübra. Peki nasıl cümlelerde kullanacağız? E göreceğiz şimdi arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Çok rahat anlayacağız Allah'ın izniyle. Bak şimdi el-kübra. El ekber -mü, müzekker için en büyük demek. El-kübra dersen müennes için en büyük demek. Yani fula veznine el taksı getirirsen en e, büyük, en güzel, en küçük ne yapıyorsan yani. En demiş oluyorsun ama el taksı olmadan e, getirirsen arkadaşlar daha hani minle olmuş oluyor ve karşılaştırma oluyor. Şimdi dikkat bak şimdi daha güzel anlayacağız. Örneklerle anlaşılır çünkü. Şimdi ef'alü vezni hani ekber gibi. Kıyaslananların cinsiyeti sayısına bakmadan. Cinsiyet sayı hiç önemli değil. Ortak kullanılıyor. Bak şimdi ene alemü minke ben senden daha bilgiliyim. Mesela alim diyoruz, alim hani en iyi bilen falan gibi. Ha, ne oluyor? Ağlamu daha bilgiliyim. Niye daha dedik? Karşılaştırma yapıyor. Bakın mim var. Ben senden daha bilgiliyim. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Hiye ekramu minhu. O ondan daha cömerttir. Bak kerim sıfatını bu kalıba sokunca aslında müennes değil mi? Hiye. Hiye ekramu, Küm, Kürma demiyor. Farkında mısınız? Görüyor musunuz arkadaşlar? Kürma demiyor. Bak ne yapıyor? Ek, ef alü veznene. Cinsiyet sayı bakmaksızın e, ister müzekker, ister mühendis ef alü vezni kullanılıyor. Eğer cümlede min varsa çünkü min karşılaştırma demektir. Yani falan falandan daha cömerttir. Burada da o kadın yani veya o kız ekramı minhu ondan yani huda müzekker ya yani o erkekten daha cömerttir. Hüm ekberu minna onlar bizden daha büyüktür. Onlar bizden daha büyüktür. Bak burada çoğul geldi hüm. Gene bak ef alüvezne. İster çoğul ister e, tekil İster ister erkek ister kadın hep F alü vezne. arkadaşlar F alü min F alü min. karşılaştırma için kullanıldığında böyle min harfi ceri kullanılıyor demek ki kıyas yapılırken ister müennes ister müzekker ister sayı bakımından müfred tesniye cem hepsi için bak min varsa asla fula değil değil ne kullanılıyor? F alüvezne. Buna dikkat arkadaşlar. Bakın örneklere de bakalım. Halidun ekberu min bekir. Halid, Bekir'den daha büyüktür. Fatıme tu alemu min Ayşe. Fatıma, Ayşe'den daha bilgilidir. Bakın hep ef'alü min. Ef'alü min. El medresetu ekberu min el Okul, kütüphaneden daha büyüktür. Bak el medresetu aslında müennes bir kelime ama gene kübra denmedi. E, ee, ekberu çünkü minle kullanıldı. Karşılaştırma iki şey arasında karşılaştırma yapıldığı zaman böyle. Et tıflettani esgaru minel veledi. İki kız e, çocuğu esgaru minel veledi. E, çocuktan daha küçüktür. Yani olan çocuğundan daha küçüktür. Er-ricalu ağna minen nisai. Erkekler kadınlardan daha zengindir. Şimdi en üstünlük yani en diyeceğimiz şey. O zaman min yok arkadaşlar. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Allahu Ekber'de olduğu gibi Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Demek ki karşılaştırma yapılmadığında min harfi ceriyle kullanılmadığında F vezni en üstünlük anlamı veriyor. Allahu Ekber'de olduğu gibi. Allahu alem. Allah en iyi bilendir. En çok bilendir. Mesela bakın burada da ayet var. La takrabu el yetimi. Aslında karu ve yakru Daha çok kullanılıyor ama bu vezinde de kullanılıyor. La takrab, la takraba, la takrabu. Nehi hazır değil mi? Yaklaşmayın. Malal yetimi. Yetimin malına yaklaşmayın. burası meful olduğu için mansup. Aynı zamanda el taksi yok. Sonunda da yok. Yani muzaf isim tamlaması var burada. İkinci isme muzafun lehin. İkinci isme ne deniliyordu? Muzafun ve harekesi de esri oluyordu. Yetimin malına yaklaşmayın. İlla ancak yaklaşın, billetihiye ahsenu. Yani ancak en güzeliyle, en iyisi olan ile yaklaşın. Yani en güzel yolun dışında yaklaşmayın diyor. Şimdi demek ki harfi tarif alıyorsa e, bir de isim. Şimdi dikkat. En üstünlük halinde harfi tarif alan. E, bu en üstünlük hali. Şimdi bunu ne zaman yapacağız? Sıfat tamlaması olduğu zaman. El taksın sıfat tamlaması olduğu zaman kullanacağız arkadaşlar. Bak şimdi. Bu en üstünlük hali. Sıfat tamlamalarında aman bak müennesler şimdi işte görülecek arkadaşlar. Neden hani el kübra dedik? El hüsna dedik. El varsa başında en üstünlük halinde. Şimdi sıfat tamlamaları Tabi haber durumunda da gelebilir. Ee, karşılaştırmada e, aranmayan, e, şart koşulmayan bu uygunluk hali en üstünlük durumunda aranıyor. Şimdi bakın, şurayı ben böyle renklendirdim. Daha rahat dikkat edelim diye. Başında harfi tarif bulunan ismi taf değil. Bak el taksi yani harfi tarif dediği. Ait olduğu isimle yani mevsufuyla sayı e ne demek sayı yani müfret tekil tesniye ikil cemde çoğul ve cinsiyet yani ne demek müzekker mühendislik gibi her bakımdan uyuşur hani sıfat mevsufuna her bakımdan ne yapıyordu uyuyordu arkadaşlar bak şimdi elbin kübra en büyük kız görüyor musunuz elbin kübra yani Ekberü'yü burada kullanamazsın. Niye? Elbüntü müennes. Sıfat tamlamasında o müennes fula veznini kullanacağız. El esmaül husna. En güzel isimler. Aslında ismin tekil hali değil. Hani her akılsız çoğul tek bir müennes hükmündeydi. Diğer derslerden hatırlarsınız. şimdi bu bir isim. İsimler. E peki ahseni değil de ne geliyor o zaman? Ee, tek bir müennes gelecek ya çoğullara. Yani insanın dışındakilerde tek bir müennes muamelesi yapıyorduk eskiden. Hatırlayın müpteda haber konularından. Arkadaşlar arada böyle tekrar edin ama sakın vazgeçmeyin. Böyle yelkenleri suya indirmeyin. Aman arkadaşlar ay ilerledik. Bundan sonrası ne yapayım canım falan sakın Allah'tan yardım dileyip arkadaşlar yola devam edin başarıya ulaşıyorsunuz ulaşanlar nasıl ulaşıyor sizden herhangi bir fazlalıkları yok sadece gayret azim istek Allah'ım azmimizi hiçbir zaman kırmasın çünkü sonu çok güzel Kur'an'ı anlayarak okumaktan dünya ve ahiret saadetine vesile olacaksın bir de Allah ne lütuflar getirir hayatına bu Arapçayı öğrenmekle birlikte kendin bile şaşar kalırsın. Ben şahidim buna. Pek çok kişi de başta kendim olmak üzere o Kur'an'ı anlamaktan büyük nimet yok. Evet, El Esmaül Hüsna e, en güzel isimler. Hani Lehul Esmaül Hüsna en güzel isimler onundur diye ayet de var. Biliyorsunuz. Şimdi burada da bakın Naziat 24'te geçmiş. Ene Rab kümül Bak ef vezne. İl, sonu illet olduğu için sona ağla diye konmuyor ya hani illet harfleri serbest bırakılıyor. Rab bu küm. Firavun diyor bunu. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Halkını da kendisinin Rab olduğuna inandırmaya çalışıyor. Varsa bile diyor başka tanrılar ben en yücesiyim diyor. Görüyorsunuz değil mi? Firavun'un sözünden bir kesit burası. Ene ben Rabbu kümül a'la. Şimdi Rabbu, bak a'la, ef alüvezi müzekker. Rabbu müzekker olduğu için a'la kullanılmış. Eğer müennes bir kelime koysaydı ulya diyecekti. Bak buradan da Taha 4. Halakal arda <laughs> ve semavatil ula. ulya da kullanılıyor, ula da kullanılıyor. Aman dikkat buna arkadaşlar. iki türlü de geliyor. Evet. Halakal arda yeri yarattı. Ve semavatil ula. Bak e, gökler, gökler hani çoğul ya, tek bir müennes e, sıfat alır ya insanın dışındaki çoğullar. Bu da müennes çoğul ula. Hı? An, anlaşılıyor değil mi? Aman dikkat. Bak kelimetullahi Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü Hiyel ulya. Ne ya bu arkadaşlar? Ulya en yücedir. Kelime tu kısmı müpteda. Haber böyle marife olduğu zaman ki tekit için marife getirilir. Araya böyle bir e, müpteda'nın cinsinden e, zamir getirilir, fasıl zamiri, ayırma zamiri. Bak bu sıfat zannedilmesin diye bu fasıl zamiri geliyor arkadaşlar. Fasıl zamiri bunun sıfatı zannedilmesin yani haber olarak geldi. Haber marifi olduğu zaman araya fasıl zamiri geliyor. Evet Allah'ın sözü yani bunu haber olduğunu belirtmek için. Bu fasıl zamirinden sonraki de haber oldu bakın. Allah'ın sözü en yücedir, külledirdirin haber diyorduk hatırlarsanız. Burada Necim suresinden bakın. Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra. Lekad kesinlikle andolsun ki ra'a gördü. Mazinin önünde görmüştür. E, tahkik edatı aynı zamanda. Kat bu lam hani yemin lamı da denilir. Gördü, görmüştü. Gördü. Min ayati ayetlerinden rabbihil Kübra, Ha, bak şu kübra olmasa min ayati rabbihi Rabbinin ayetlerinden gördü olurdu ee, kübra geldi şimdi bu arkadaşlar dikkat ayatinin sıfatı çünkü Rabb müzekker ayati derken e, çoğullar hani insan dışındaki çoğullar tek bir mühennes hükmünde fu lavezinde geldi kübra hani bu Rabbin sıfatı olduğu zannedilmesin. Rabb müzekker, ayeti müennes. Evet, Rabbinin en büyük ayetlerinden yani bir kısmını gördü. Necim suresine geçiyor ya hani Cebrail'i gördü diyor müfessirler o arada. Hani açıklama babında tabi neler neler gördü Peygamber Efendimiz. Evet. Hümül ekramune. Bakın burada da çoğul var arkadaşlar. Hüm onlar en keremlilerdir, en e, cömert olanlardır veya en şerefli olanlardır. Manası da geçiyor. Şimdi hüm. Bakın müzekker geçişten dolayı e, böyle da yapıldığı zaman arkadaşlar e, marife de gelebilir haber e, ama bu en üstünlük verdiği için el taksı hani geliyor. En keremlilerdir. Hiye o el mer etül fudla. Bak sıfat damlaması olunca kesinlikle arkadaşlar birbirine uyum sağlama. Hani sıfat mevsufuna her konuda uyuyordu. Hiye el mer'etül fudla. O yani o bayan en faziletli kadındır. Fudla ne demek? En faziletli. En el takısı en manasını veriyor. En manasını veriyor el geldiği için. Hüma et ve tanil fudleyani. O ikisi iki kız öğrencidir. Fudla hani fadile eftalu eftalünün eftalünün müennesi fudla. Fudla, fudla bak tesniyesi. Ee, en faziletli kız öğrencilerdir. O ikisi en e, üstün en faziletli kız öğrencilerdir. Evet, burada bir ayet var. Kehf 88. Ve amman men istavza bismillah ve amman amene ve amile salihan. Bu emmane demekte de nokta nokta e gelince. Men amene ve amile salihan İman eden kimseye e, gelince ve amile salihan ve salih amel yani iyi iş yapan kimseye gelince atıf harfiyle mene bağladı. Bak iman eden ve salih amel yani iyi işler yapan iyi iş yapan kimseye gelince felehu bak cevap e, kısmı başladı burada. Felehu onun için vardır. Ee, ceza en karşılık olarak el hüsna bak el hüsna en üstünlük bak min yok başında el var en diye tercüme edeceğiz. El hüsna en güzeli vardır. ah Ahsenü müzekker. Hüsna e, müennes. Karşılık en üstün. E, karşılık olarak Buradaki arkadaşlar eee ceza hal olmuş oluyor. E, Fellehu ceza en bakın burada da bir isim cümlesi var aslında cevap olarak gelen e, harfi celle başlayınca haber mukaddem oluyordu. Dikkat ederseniz lehu onun için vardır cümle harfi ile başlayınca bir de vardır oluyor. Karşılık olarak vardır. El hüsna en güzeli vardır. Karşılık olarak en güzeli vardır. Burası da burası haber mukaddem olunca hani öne geçmiş haber burası da müpteda muakhar sonraya kalmış müpteda olmuş oluyor. Arkadaşlar şimdi ismi taftil başına harfi tarif alınca el taksalınca en üstünlük özelliği gösterdiğini anlamış olduk. şimdi bakın şöyle cümlelerde göreceksiniz. muzaf durumunda olduğunda da en üstünlük özelliği veriyor. Bak şimdi akvar ricali adamların en kuvvetlisi. Bak bu muzaf. Muzaf olduğu için el tıksı alamıyor. El tıksı alamıyor. Temin de almıyordu değil mi? Muzaf. İkinci kelime böyle muzafın lehin esri oluyordu. Adamlar, racülün çoğulu rical. Adamların en kuvvetlisi. Bak ekramın nisai kadınların en cömerdi. Ekbaru evladihi. Bak bu da zamir almış muzafın leh görüyor musunuz? çocuklarının en büyüğü yapa yapa alışıyorsunuz arkadaşlar yani tercüme edelim Kur'an'ı anlayalım mühim olan bu zaten Kur'an ufkunu artık takip ediyorsunuz değil mi yani mutlaka anladıklarınız giderek çoğalacak giderek çoğalacak anlamadıklarınız da arkadaşlar kulak arkası dediğimiz yani bir aşinalık sizde ortaya çıkartacak inşallah Allah'ın izniyle bak el ilmi ala rutebi ilim rütbelerin en yükseğidir. En yükseğidir el ilmi mübteda ağla haber. Ef'al vezni. Ee, rütbe çoğulu rütep. Rütbelerin en büyüdür. Muzafun ileyh'in kimseyle uyumlu olması gerekmiyor ama mübteda haber uyumlu. Bu müzekker, bu da müzekker geldi burada. Bir de e, Zaten Ekrem'in Nisa-i Ekber'e evladı görüyorsunuz. Hep efali vezni geliyor. Ee, bu şekilde. Müfret Nekrabi isimle birlikte de tamlama olabilir arkadaşlar. Bak. Şimdi bu marif, eğer e, marife olursa muzafirle şöyle tercüme ediyorsunuz. Bak kadınların en cömerti, Çocuklarının en büyüğü. Bak hala rütevi derken rütbelerin en yücesi en üstünü ama ile e, marife değil de çünkü zamir almış da bak marife demektir ya. Zamir almış her isim marife demektir. E, Tabi zamir alınca el takısı gelmez Muzaffinile'ye biliyorsunuz. Şimdi ile e, marife olduğu zaman şöyle tercüme yapıyoruz. Bak kadınların en cömerti ama Muzaffinile nekro olursa Tercümeye dikkat. Gene en üstünü söyleyeceğiz ama bak. Akva racun. En güçlü adam. Bu yapa yapa alışılıyor arkadaşlar. Bu biraz pratiklik gerekiyor. Çok örnek yapmak gerekiyor. Ekramı imratin en cömert kadın. Bak kadının en cömert şeklinde değil de hani adamın en güçlüsü denmiyor da bizdeki hani daha güzel bir Türkçe en cömert kadın ekberu veledin en büyük çocuk lehu onun en büyük e, çocuğu en büyük oğlu müzekker veled arkadaşlar yapa yapa yani adamın en güçlüsü den ziyade en güçlü adam bize tercüme olarak daha güzel oturuyor Hüve huve esrau veledin fil farik o Iı, takımdaki en hızlı oyuncudur. Ma ismi efdali leyletin, bak bu sefer de zincirleme isim tamlaması. Ma ismi efdali leyletin fi ramadan, Ramazan'daki en faziletli gecenin ismi nedir? Ma ismi efdali leyletin, görüyor musunuz arkadaşlar? El ilmu eftalü ilim en iyi süstür. Evet demek ki ismi taftil başına harfi tarif aldığında ve muzaf olarak kullanıldığında nasıl mana vereceğiz? En ve pek çok yani daha çok şey pek çok manası en iyi süs, en hızlı, en büyük, en cömert. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi başka ne gibi özellikler var bu ismi taftil konusunda öğrenmemiz gereken? Şimdi hayrun ve şerrun Kur'an-ı Kerim'de çok geçer arkadaşlar. Bir su içebilir miyim müsaadenizle? Evet affedersiniz. Şimdi hayrun şerrun kelimeleri arkadaşlar. Hayrun hayırlı şerrun şer demek. Ama min kelimesi min harfi ceriyle e, kullanıldığında eğer cümlede min harfi ceri varsa bakın daha iyi daha kötü anlamını veriyor ama e, vezne girmeden bunu veriyor. Yani bu e, iki kelime eee efalu e, fula veznine sokulmuyor arkadaşlar böylece kullanılıyor. Min varsa daha iyi, daha kötü. Mesela hayırın daha hayırlı. Bakın burada mesela Araf 12'den bir ayet. Estağfurullah. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. İşte şeytanın hatırlayın sözleri. Hüm şerrun minküm. Mesela başka bir cümleden seçme. Onlar sizden daha şerli, daha kötü. Demek ki hayrun şerrun e, vezne girmeden böyle e, daha kötü daha iyi manasını veriyor. Bak öğrendiklerimiz damlaya damlaya göl oluyor. Bir bakmışsın o baya baya anlıyorsun arkadaşlar. Bunlar imkansız değil. Biz kaç yaşındakilere öğrettik. Ben şahidim yani Allah da şahit. 70 yaşında 60'ta 60 yaşında Hadi 70 eğer böyle okumaya, çalışmaya alışkınsa e, damlaya damlaya gör olur zihin açılır. Bak dil öğrenenlerin Alzheimer'a yakalanmayacağı hakkında ilim adamlarının şeyi var. Bir araştırın görürsünüz. Başka şeyle uğraşacağımıza Allah'ın ile uğraşırız, çözmeye uğraşırız. Bundan hala e, mutluluk, sevap var mı? Mizanı neyle dolduracağız? As-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Çalışmak değil mi? <laughs> Başka şeylerden, ekrana dalmaktan, lüzumsuz uğraşlardan daha hayırlıdır. Allah yolunda. Yani bunun ilim en değerli rütbe diye geçti değil mi? Kur'an'a götüren yol da ibadettir yani. Hayrun şerrun bak. Nekra müfred bir isim veya marife çoğul bir isimle tamlama halini oluşturduklarında da bakın en üstünlük halini gösteriyor. Şöyle yani örneklerde daha rahat. Küntüm hayra ümmetin. Sizler oldunuz. Hayra ümmetin en hayırlı ümmet oldunuz. Ve şerrül kafirine. Bak muzafirle marife. O kafirlerin en şerlisidir, en kötüsüdür. Hani yukarıda geçmişti kalilün şedidün arkadaşlar. Yani iki aynı harfin arasında bir ille tarifi var. Bak şedidün kalilün. Aa, şimdi ismi taftil veznine girince nasıl olur? İlle tarifi atılıyor. Son iki harf bak ekallu eşeddu gibi şeddeli hale getiriliyor. O şekilde ismi taftil. Yani ekallu daha az, en az eşeddu, daha şiddetli en şiddetli olmuş oluyor. Şimdi çok önemli bir şey var. Aman arkadaşlar bunu bir dahaki derse mi yapsak dedim ama koparmayalım. En iyisi siz bir dolaşın gelin çay kahve için ee, arkadaşlar. Ondan sonra buradan tekrar hani ee, devam edelim. Bak şimdi. İsmi taftil. Nereden yapılıyor farkındaysanız sülasi yani üçlü fiillerden, tam fiillerden, çekimi olan fiillerden. Ee, çekimi olan derken mesela leyse fiili eee e, camit mesela mazisi çekiliyor, muzarisi çekilmiyor. Bunlardan yapılmıyor. Nereden yapılıyor? Sülasi tam çekimi olan, müsbet yani olumlu ve malum yani meçhul olmayan fiilden elde ediliyor. Ay şimdi peki öbür fiiller ne olacak? Öbür kelimeler ne olacak? Sülasi olmayan yani dörtlü, beşli işte iştihaden üçlü değil ki mesela iştehede, yeşteydi, iştihaden işte, nakıs, sonu illetli e, camit yani mazisi çekiliyor mesela muzarsı çekilmiyor tam çekimi yok yani leyse gibi leysenin muzarsı yok mesela değil kelimesinin menfi olumsuz meçhul fiilden türemiyor şimdi fiil bu şartları taşımıyorsa ismi taftil olmuyor peki ne yapacağız onlarda şimdi dikkat bak çok kolay öyle sadece bol tekrar bak böyle fiillerden ismi tafdil yapabilmemiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi dikkat. Eşeddü. Ne demekte de eşeddü? Daha şiddetli. Eksero Ne demek? Daha çok. Ekallü ne demek? Daha az. Eazü Daha kuvvetli. Hani azizden. Aziz kelimesi. Eazzü. Yani bunun gibi. Şuradaki gibi. Daha kuvvetli, daha güçlü. Elzamu daha büyük azimden bak efali vezne sorunca azamı daha büyük ehabbu e, daha sevgili ehabbu'yu da çok görürsünüz arkadaşlar hadislerde falan ebafı daha zayıf daha zayıf efali vezne daif kelimesi ebafı oluyor bu kalıba girince akva kaviyyün bu kalıba girince akva oldu şimdi daha kuvvetli şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ee, bu hani arttırılmış fiillerde ismi taftili nasıl yapılır dersek işte bak şu eşedü, ekseru ekallü, e ezi, azamu ehabı görüyor musunuz? Bunlar gibi bir kelime getiriliyor başına hani sülasi üçlü fiillerin dışındaki fiilli ha. ha yani bunlardan biri önce geliyor ondan sonra da o üçlü fiilinden mesela dörtlü, beşli, beş harfli onun mastarı getiriliyor. Arkadaşlar şimdi örnek göreceğiz. Bak o mastar da mesela iştihaden gibi e, nekra ve mansup olarak geliyor. E, örnek yapacağız şimdi. Kıyaslama veya en üstünlük halinin neye nispetle? Şimdi hem nekra yapacağız. E, teminli yani mansup yani üstün, üstün temili daha doğrusu. Peki e, bu isme de ne deniliyor arkadaşlar? Temyiz deniliyor. Yani e, bak şimdi görelim. Yani ne zaman ne, ne zaman yapılıyormuş? Üstünlük kalıbına giremiyorsa yani f alo fu la vezne giremiyor hani. Böyle bir durumda e, diğer sıfatları Üstünlük kalıbına giremeyen diğer sıfatları ifade etmek için de kullanılıyor. Sadece yani arttırılmış fiiller de değil. Daha doğrusu şöyle yani e, sen baktın ki bu bu şekilde kullanılmış. E, e, tamam diyeceksin yani böyle ismi taftil kullanılıp arkadan e, üstün teminli bir kelime geliyorsa e, ne bakımından diyeceksin? Kuvvet bakımından. Bak mesela Tevbe 69. Kânû eşedde minküm sizden daha şiddetliydi. Ne bakımdan? Kuvveten, kuvvet bakımından. Güç bakımından sizden daha şiddetliydiler. Ee, yani eski milletlerden, kavimlerden bahsediyor bahsederken yani daha sizden daha kuvvetliydiler deriz daha şiddetli, kuvvetliydiler. Hani kuvvet bakımından daha şiddetli otomat tercüme ama biz onu nasıl ifade ederiz? Ee, sizden daha kuvvetliydiler manasını söyleriz. Mesela bak Kehf suresinde geçiyor. En eksaru minke. Ben senden daha çoğu malen mal bakımından hani temiz ne bakımından diye sorunca elde ettiğimiz üstün teminli kelime neydi? Temyiz. Değil mi? Bak mal bakımından senden daha çoğum ve e'azzü neferen. Nefer yani kişi bakımından, topluluk bakımından senden daha üstünüm, daha kuvvetliyim manasında daha üstünüm. Azizin ismi taftili e'azzü hani azizin iki aynı kelime arasında illet kaldırılıyordu ve bu şekilde okunuyordu. Eazü ekallü eşetti gibi. Ee, keyif suresine geçiyor yani. Şey kalem suresinde de. Şey, Allah'ım yanlış söylettirme. Evet sen benden daha çalışkansın derken arkadaşlar. Kalem suresi. Ente ekseru minni iştihaden. Sen e, benden daha e, çalışkansın. Şimdi e, çalışkanlık bakımından e, sen benden daha çoksun e, denmez. Ne deriz? Sen benden daha çalışkansın deriz. Hiye eksel ilmen. O e, ilim bakımından onların en çoğu e, yani o, o kadın ilim bakımından e, onların en çoğu yani en e, yani ilim bakımından onlardan daha fazladır denmek isteniliyor. İşte hu erkelu hasıtkan e, O erkek e, doğruluk bakımından ondan yani bak ha müennes o kadından daha azdır. Yani ne demek? E, o erkek o kadından daha az güvenilirdir demek istiyor. Burada mesela hazel kitabı bu kitap Eşet tohumraten daha kırmızıdır. Min el kitabı şu kitaptan daha kırmızıdır. Evet, çünkü arkadaşlar bazı şeyler var ki isimler böyle bu şekilde başına ismi taftilden hani daha az, daha çok, daha şiddetli. Gibi getirilip ondan sonra üstün teminli bir kelimeyle yapılıyor. Renk olduğu için mesela böyle. Arkadaşlar genel cümle örnekleri var bakın. Ee, bak burada da. i̇nn ekrameküm sizin en e, keremliniz, en iyiniz. İndallâhi Allah katında etkâküm e, en takvalı olanınızdır. Burada de manaları da var arkadaşlar. Bunları yazarak çalışın. Türkçesini kapatın. Arapçasını söylemeye çalışın. Burada da diğer ayetlerle bak. Kul de ki e unebbi hüküm nebbe e yunebbi haber verdi. Yunebbi o haber verir. Yunebbi ben haber veririm. Buradaki de soru işareti e unebbi hüküm size haber vereyim mi? Bi hayrim min zaliküm. İşte bütün bu yukarıda bir şey anlatılıyor. Hani size anlatılanlardan yani bunlardan daha hayırlısını daha iyisini size haber vereyim mi diyor. Evet arkadaşlar bu ayetlere bakın. Durdurup bakın. Çok bayağı bir oldu. 43 dakika oldu. Bak kul naru cehenneme cehennem ateşi eşeddu haram daha Hani sıcaklık, hararet bakımından daha şiddetlidir. Yani daha sıcaktır. Levkânû yefkâhûn. Keşke anlayabilselerdi, anlasalardı. Mesela burada da. Unzur bak. Keyfe faddalna ba'dahum ala ba'din. Keyfe nasıl? Nazara yanzur bak burası emir. Nazara yanzur unzur. Ortar ötürü ise ve buradaki baştaki eliften de emir olduğunu anlıyoruz. Ötürü ise bu Elif'in harekesi de ötürü oluyordu. Sonunda cezim oluyordu. Yani emir olduğunu oradan anlıyoruz. Keyfe fattalina nasıl üstün kıldık. Ba'dahum onların bazısını. Bak meful olduğu için üstün burası. Ala bağdın diğer bazısına. Yani onların bir kısmını diğer kısmının üzerine nasıl üstün kıldık. Ve lel ahiretü kesinlikle bu lam buradaki kesinlik ifade velel ahiretu ahiret ekberu derecatin yani e, dereceler bakımından e, daha büyüktür en büyük dereceye sahiptir yani ve ekberu tafzıyla üstünlük bakımından da e, en büyüktür dereceler bakımından üstünlük bakımından bak efalü dereceten olurdu tekil olsaydı. Hani üstün temin Cem-i mühenne salimleri nasıl gelir? Arkadaşlar dereceten atin getiriyorduk ya Cem-i mühenne salimin mansup hali böyle kesrayla oluyordu hatırlarsanız. Ekberu derecatin ve ekberu tafzilen. Evet arkadaşlar bu dersleri yayalım. Bir sonraki e, dersimize tekrar görüşmek üzere. E, bütün bu dersleri takip eden kardeşlerime e, Rabbim e, Kur'an'ın ilmiyle amil alimleri olmalarını nasip etsin. E, bütün e, çalışanlara e, selamlar, sevgiler, çok değerli arkadaşlar.